karga konsa gülistana, gülün kadrin ne bilir? Kendi kadrin bilmeyen elin kadrin ne bilir? Karganın halinden anlayanlar, bülbülün dilinden söyleyenler. Kitaplar diyarına kuş bakışı bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse kargalara ithaf ettiğimiz bu bölümümüz başlasın. Karga denince haftanın yazarı bölümü için birçoğumuzun aklında o isim belirdi. Tahmin ettiğiniz gibi haftanın yazarı koltuğuna bu hafta Cemil Kavukçu oturuyor. Okuma serüvenin bölümünde bu hafta kaybettikleri oğullarının adına kurdukları bilim kurgu kütüphanesini kitapseverlerin hizmetine açan Doğan ailesine konuk olacağız. Hemen ardından Hatırla Beni, Hu Diyen Karga ve Yakup'un Kanatları kitaplarıyla edebiyatımıza yeni bir nefes getiren Misli Baydoğan bizlerle olacak. Psikolog yazar Misli Baydoğan'ın uzak ve yakın tarihi sayfalara taşıyan kitapları ve Türk davranış kalıpları üzerine keyifli sohbeti söyleşi bölümünde sizleri bekliyor. Ve ilgiyle beklediğiniz Raftakiler bölümü ekranlarınızda olacak. Yazma serüvenim üniversite öğrenciliği yıllarında küçük deneme karalamalarla başladı. Fakat asıl çalışmalarım üniversite bittikten, Ankara'ya geldikten sonra oldu. Ben İstanbul'da okumuştum üniversiteyi. Yani Ankara'da olduktan sonra burada başladı diyebilirim. Benim Ankara'da geçen, Ankara ile ilgili öyküm yok gibi. Ben Ankara'da yaşamama rağmen ayrıldığım, çocukluğumun geçtiği kasabayı, oradaki yaşamları buradan anlatmaya çalıştım. Fakat bir kent yaşamının yazar üzerinde olmazsa olmaz bir etkisi vardır. Kültürel bir ortamdır. Hep şunu düşünürüm, ben orada kalsaydım, oradan hiç çıkmasaydım yine bunları yazabilir miydim? Yazamazdım. Buna hükmettim. Kentin verdiği, yazarı kültürel anlamda besleyen çok fazla olanak var. Çok güzel bir çocukluğum oldu. İnegöl doğumluyum. Küçük bir kasabaydı. Bugün bakmayın 250 bin nüfusa ulaştı ama benim o zaman çocukluğumda 25-30 bin civarında bir nüfusu vardı. Doğası, küçük bahçe içinde evleri, çocukluk oyun alanları, arkadaşlar, komşuluk ilişkileri benim daha sonra yazdığım öykülere zemin oluşturdular. Aramam. Çünkü ben düzenli olarak oturup masa başında yazan biri değilim. Yazma ihtiyacı duyduğum, daha doğrusu kendini bana yazdıracak konular çıktığı zaman oturup yazıyorum. Ben ağırlıklı olarak öykü yazıyorum. Öyküler içinde bir hazırlık yapmıyorum. Bir çağrışım, bir ses olur, görüntü olur, geçmişe ait bir anı olur. Bunların bir şekilde gelmesiyle bende öykünün ilk adımı atılmış olur. Daha sonra bunun üzerine çalışırım. Bir hazırlığım olmaz. Konularım daha çok benim tanık olduğum, yaşadığım, yaşamadığım, yaşamak istediğim, arkadaşlarımdan dinlediğim, yakın çevremin yaşamından yola çıkarak yazıyorum. Bir konu sıkıntısı çektiğimi söyleyemem. Çünkü bir konu aramıyorum. Genellikle yazacağım temalar gelip benim kapımı çalıyor, öyle diyebilirim. Yani kitaplar, çok sayıda kitap var. Özellikle öykü kitapları. Sait Faik'in öykülerini dönüp dönüp okurum. Hemingway'in öykülerini, Catherine Mansfield'ın öykülerini, çok sayıda Chekhov'un öykülerini. Yani her okuyuşumda onu daha önce okumamışım gibi ilk kez okuyormuşçasına keyif alarak okurum. Bir kitap okusak değişmez ama kitapları okudukça değişir. Çünkü size yepyeni dünyalar, bilmediğiniz, tanımadığımız insanların hayatlarını anlatır. Her biri bir kazançtır, bir katkıdır yaşamınıza.
yeterince girişimci olmamam. Şöyle girişimci derken biraz sıkılgan bir yapım var. Bu yüzden daha dışa açık olsaydım belki yaşamımda daha farklı renkler de olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi bu, ben bunu ilk kitaplarımdan itibaren yapmaya başladım. Bir öykü karakteri bir öyküde kalıyor ama daha sonra benzer bir ortamda onun tekrar yer alması için, yani bulunsa nasıl olur diye düşündüm. Onu o öyküden oraya taşıdım. Bu hoşuma gitti. Daha sonra öyküler arasında aynı tipleri gezdirmeye başladım. Yani benim bulduğum bir şey değil aslında. Bu başka yazarlar tarafından da yapılan bir uygulama. Benim hoşuma gitti. Biraz böyle sanki mahcup romanlar gibi diyebilirim. Şimdi daha önce de söylemiştim ya, yaşamdan kaynaklanan veriler üzerinde daha çok öykülerimi oluşturdum. Ben de mesleğim gereği jeofizik mühendisiyim. 15 yıla yakın bir süre deniz araştırmalarında çalıştım. Gemide bulundum. Gemi yaşamını, gemideki çalışan deniz insanlarını tanıdım. Onların her birinin anlattığı hikayeler vardı. Ve gerçekten denizin çok zor bir çalışma alanı olduğunu gördüm. Herkesin de dayanamadığını orada gözlerimle tanık oldum. Kargaların benim yaşamımda iki farklı anlamı var. İlki çocukluk dönemine ait kargalar. Onlar bana huzursuzluk veren hayvanlardı. Özellikle yaz günleri, yaz gündüz uykularına yatırırdı annem. Ben de uyumak istemezdim. Uyumaya çalışırken karga sesleri gelirdi. Çünkü evimiz ahşap iki katlı bir evdi. Çatıda onların yuvası vardı. O sesler benim zorla uyumamı daha da zorlaştıran seslerdi. Daha sonra gençlik yıllarımda kargaların bana huzur verdiğini gördüm. Özellikle evimizin, İnegöl'deki evimizin ikinci katının penceresinden Uludağ görünürdü. Böyle akşam, erken yaz, kış akşamlarında sürüler halinde kargalar dönerlerdi. Onların uçuşu, dönüşü bir huzur ve mutluluk veriyordu bana. Bu iki zıt karga imajı bende vazgeçilmez bir unsura dönüştü. Ben yazar olmak için yola çıkmadım. Mühendislik eğitimi aldım. 25 yıl mühendis olarak Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Bu arada yazmak, anlatmak istediğiniz şeylerin sizi zorlamasıyla, kitap okudukça siz de benim de anlatacak şeylerim var hissine kapılıyorsunuz. Ben de kendi yaşamımı, kendi iç dünyamı bir arkeolojik kazı yaparak ortaya çıkarmaya çalıştım. Özgen Berkoldoğan, 2007'de meydana gelen uçak kazasında kaybettiğimiz bilim insanlarından biri. Genç yaşta yitirdiğimiz bilim insanının anısı adına açılan kütüphanede ölümsüzleşti. Doğan ailesinin birkaç raf kitapla başlayıp bilim kurgu kütüphanesine uzanan öyküsü şimdi kütüphanede. 2007 yılında o Isparta'da meydana gelen uçak kazasında Berkol'u kaybettikten sonra o dönemde ben bir vakıfta, yani öğrencilere burs veren bir vakıfta yönetim kurulu başkanıydım. Oradaki bir odayı eşim dedi ki, ya şu odayı bana versenize. Ne yapacaksın? Berkol adına bir kitaplık yapmak istiyorum. Kim gelecek buraya? Bizim vakfın merkezi burası. Burs verdiğimiz öğrenciler gelse yeter dedi. Biz oraya hemen raflar aldık. Temizledik odayı, raflar aldık falan. Kısa sürede orada bir kitaplık kurduk ve Özgen Berkol Doğan kitaplığı diye de tabelamızı astık. 8 metrekarelik küçük bir odaydı. Ve bursiyer öğrenciler geldikçe işte oradan ödünç kitap alıyorlardı falan, öyle başladık. Fakat 6 ay içinde bu kitap oda bize yetmez oldu. Büyüme ihtiyacı hissettik. Sonra bir yer aramaya başladık ve bu Moda Caddesi'nin başında 6 numaranın birinci katı bir yer bulduk. Orası da 80 metrekareydi. Kütüphaneyi ilk orada açtık. 2012 yılının
30 Kasım'ında kazanın yıl dönümünde açtık orada. 5 yıl kadar orada kaldık. Fakat kısa bir sürede biz oraya da sığmaz olduk. Çünkü bizim kafamızdaki kütüphane salt kuru bir kütüphane değildi. Yani insanların gelip kitap alıp gidecekleri veyahut da oturup kitap okuyacakları bir yer değildi. Biz bir kültür merkezi, bir etkinlikler merkezi gibi düşünmüştük orayı da. Kütüphanemiz adından da anlaşılacağı gibi bilim kurgu kütüphanesi, tematik bir kütüphane ama yalnızca bilim kurgu edebiyatı yok kütüphanemizde, her alandan eser var. Şu an 11 binin üzerinde kayıtlı eserimiz mevcut. Ağırlıklı olarak bilim kurgu, fantastik edebiyat, korku edebiyatı ama onun dışında sosyal bilimler, fen bilimleri ve genel edebiyatta da birçok eserimiz mevcut. Buraya ilkokul öğrencileri de, lise, üniversiteye kadar öğrenciler de gelebiliyor. Onların dışında akademisyenlerden, yazarlardan, farklı birçok çevreden kullanıcımız var. Neden bilim kurgu? Öncelikle biz her şeyi Berkol üzerine inşa ettik. Yani bilim kurgu kütüphanesi de Berkol'un çevirdiği 3 bilim kurgu fantastik eser vardı. Ben Efsane, Kahin'in Günlüğü, Gece Kanatları gibi biraz fantastik bilim kurgu eserler bunlar. Ben Efsane'nin hatta filmi de çekildi biliyorsunuz. Berkol çocukluğundan beri kendi aramızda kardeşiyle eşimle ve arabada giderken örneğin hikayeler anlatırız ve bu hikayeleri birisi kalır, öteki kaldığımız yerden devam eder. Öyle bir çocukları oyalamak için öyle bir hikaye döndürürdük. Berkol bir hikayeleri alır hep uzaya götürürdü. Sonra ben ya da eşim, abi uyandım, meğerse rüyamda görmüşüm gibi yine yeryüzüne indirirdik. Dolayısıyla çıkış noktamız Berkol'un bu hobisiydi. Bizim şimdi kütüphanede değişik şeyler yapıyoruz, atölye çalışmaları yapıyoruz falan. Bir gün aklıma şey geldi, bu Harry Potter romanının Türkçe'ye çeviren Sevin Okyay. Sevin Okyay abla benim çok sevdiğim birisi. Konuşmacı olarak da birkaç defa buraya davet ettik. Ya Sevin abla dedim, bu Harry Potter kaç dile çevrildi? Valla 60-70 olmuştur herhalde dedi. Bir girdim internete, 75 dile çevrilmiş. Hadi dedim biz bunları toplayalım. Nasıl yani dedim. Harry Potter'ın çevrildiği bütün dillerden bir tane Harry Potter bizim bu kütüphanede olsun ve bir kütüphanede dünyada tek olsun. Olur mu olur. Ve biz başladık bunları toplamaya. Şu anda 23 dilde Harry Potter var. Geçenlerde bir okura bunu konuşurken dünyada bir ilk oldunuz zaten şimdiden siz dedi. Hiçbir kütüphanede, dünyada hiçbir kütüphanede 23 dilde Harry Potter yoktur. Yani bu diller neler? Korece'de var, Hintçe'de var, Tayca'da var, İngilizce, Fransızca, Almanca onları saymıyorum. Eski Norveççe var, yani Grönland'a giden bir arkadaşımız getirdi. Şimdi dünyaya kim nereye giderse buradan da mesaj olarak iletiyorum. Bizim kütüphanenin web sayfasına girip görebilirler, o yeni kitaplar geldikçe güncelliyoruz. Bizde olmayan dilde bir Harry Potter getirsinler bize. Dünyanın neresinden olursa olsun 75 dili tamamlarsak. Bu arada kızım, niye sadece Harry Potter dedi, Yüzüklerin Efendisi niye değil dedi. Peki dedik, Yüzüklerin Efendisi de olsun dedik. Şu anda Yüzüklerin Efendisi de 8 dilde oldu. Onu henüz cesaret edemedik. Yani onun evdeki dolabında kendi kullandığı eşyalar, kitapları halen orada muhafaza ediyoruz. Yani onunla ilgili çok şey yapıyoruz burada ama ona ait olan eşyalar evde. Onlar bize saklı. Karga nasıl insan gibi hu der? Bir insan olan Yakup'un nasıl kanatları olabilir? Bu soruların cevabını ancak bize özgü düşünce ve davranış kalıplarıyla açıklayabiliriz. O yüzden sözü fazla uzatmayalım ve bu soruların cevaplarını Misli Baydoğan'dan dinleyelim. Hu diyen kargadaki aslında bana en çok gelen soru, neden karga?
Bilmiyorum neden olduğunu. Önce onu söyleyerek başlayayım. Biraz uzun yaşaması ve hani akıllı bilinen, bilge olarak bilinen bir hayvan olması benim tercih sebeplerimden bir tanesiydi. Hikaye kitabının kurgusuna göre Selçuklu nesliyle birlikte göç yolları üzerinde Anadolu'ya kadar onlarla birlikte gelen hükümdar otağının çevresinde konaklayarak onlarla birlikte yaşayan bir karga ve onların her türlü savaşlarına da işte zaferlerine de tanık olan, bizzat Hakanları tanıyan, onları sevgi ve saygıyla izleyen bir karga. Onun gözünden anlatılıyor. Yukarıdan bakması aslında benim için bir avantaj oldu. Kuş olduğu için olaylara biraz daha objektif bakış açısı katabilecekti karga bakış açısı. O yüzden biraz orijinal bir çalışma oldu sanıyorum. Okurlardan da genelde hoş tepkiler aldım. Yakup'un Kanatları güncel öykülerden oluşan bir öykü kitabı. Kitaba ismini veren öyküde 3 Yakup var. Bir tanesi şahincilik yapan, aslında tövbeli bir şahinci olan Dede Yakup. Diğeri onun torunu olan, dedesinin ismi verilmiş olan torun Yakup. Üçüncüsü de tövbe bozularak tekrar yetiştirilen, avcı olarak yetiştirilen Şahin Yakup. Üçünün hikayesi anlatılıyor. Biraz trajik bir son. Biraz akıl ve gerçeklik, gerçek dışılık sınırlarının çocuk gözüyle değerlendirildiği bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Kitabı yaralı çocuklara ithaf ettim. Hemen her öyküde, çoğunluğunda bir şekilde büyüme sırasında yara almış, ruhen yaralanmış bir çocuğun dahil olduğunu düşünüyorum hikayeye. O yüzden böyle bir ithaf düşündüm. Hikayelerde gerçekçi bir bakış açısıyla, biraz psikolojik tahlillerin de olduğu, gerçekliği, sanallığı, güncel hayatta çok ezbere yaptığımız bazı davranışları sorgulayan yaşantılara tanık olacaktır okurlar. Öyle düşünüyorum. Hatırla Beni 12 Eylül döneminde geçen bir yürek yarasını anlatan roman. Maalesef kardeş kavgalarının sokaklara taştığı ve hani çok üzücü olayların yaşanmış olduğu bir dönem. O dönemle ilgili çok fazla yazılmış roman var, eser var. O dönemi bizzat yaşayan kişiler tarafından kaleme alınmış eserler, çok kıymetli çalışmalar var. İlk kez milliyetçilerin gözünden bir kadın gözüyle yazılmış bir roman olması bence Hatırla Beni'nin en önemli özelliği. İçeriden bir sesle yazılmış olduğunu düşünüyorum ben. Ve hatırlanması gereken şey de o toplumsal travmanın tekrarlanmaması için, gençlerin acı verici olayların içerisinde kendilerini kontrolsüzce bulmamaları için belki bir tür uyarı, hatırlatma diye düşünebiliriz. Türk davranış karakteristiği dediğimiz zaman aslında bunu çok birkaç cümlenin içine sığdırabileceğimiz bir şeyden bahsetmiyoruz. Müslümanlıkla birlikte Orta Doğu, Anadolu, işte Kuzey Afrika, Balkanlar, Orta Asya, Ön Asya diyebileceğimiz geniş bir coğrafyada parlayan bir medeniyetten bahsediyoruz. Ve hani bunun içerisinde pek çok karakteristik var. Türkiye'ye ait pek çok özellik var. İlk bilinen, belki dünyada bilinen savaşçılık. Ama aslında o savaşçılığın altında müthiş bir adalet duygusu var. Ve o adaletle yapılan savaşçılık, işte cihat ülküsü mesela, alperenlik, biraz önce sormuştunuz. Savaşçı ve Müslümanlık taşıyıcısı olan atalarımız bu topraklara ve gittikleri her topraklara hem medeniyet hem de bir aydınlanma, ışıma, merhamet, adalet götürmüşler ve onların mirasçısı olduğumuzu düşünüyorum. Bugün iyiye dair, güzele dair bizim toplumumuzda yani ne varsa, ne biliyorsak, çocuklarımıza neyi öğretmeye çalışıyorsak aslında hepsi bizim tarihi kökenlerimizden taşıyıp getirdiğimiz, genetik kodumuza da işlediğini düşündüğüm güzellikler. Bu bana hani
bu ülkede, bu coğrafyada doğmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk veriyor. Buna ancak şükredebilirim. Benim seçimim değildi ama iyi ki bu topraklarda dünyaya gelmişim. Son olarak kitapçıların raflarında gezintiye çıkalım. Bakalım neler var. Baba Yani, Zamansız Yazılar, Nebil Özgentürk, Kara Karga Yayınları. Nebil Özgentürk ilk defa bu kitapta kendi öyküsüne, ilk gençlik yıllarından ilginç anekdotlara, dikkate değer aile öykülerine, şaşırtıcı tanıklıklarına ve yaşarken ayakta kalmaya dair ipuçlarına yer veriyor. Haçlı Hikayeleri, Aydın Usta, Yeditepe Yayın Evi. Bu kitapta Haçlı Seferleri tarihi içinde has bahse konu hallerin bir yansıması olarak ortaya çıkan hikayeler anlatılmaya ve böylelikle Haçlı Seferleri farklı bir açıdan aktarılmaya çalışılmıştır. Felise'ye Mektuplar, Franz Kafka, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Kafka ve Felice'nin mektuplaşmaları 1912'de Max Brod'un babasının evinde tanışmalarıyla başlar ve Kafka'nın verem teşhisini öğrenmesiyle son bulur. Eser tüm mektuplarını bir araya getiriyor. Selçuklular, Tarihu İbnül Verdi, Mustafa Alican, Kronik Kitap. Bir ortaçağ şairinin kaleminden Selçuklular. Selçuklulara dair kıymetli araştırmaları ve neşrettiği kitaplarıyla tanınan tarihçilerimizden Doçent Doktor Mustafa Alican tarafından titizlikle hazırlandı. Çatışmalar ve Görüşmeler sarmalında Filistin-İsrail, Ali Öner, Mana Yayınları. Kitap, çatışmalar, görüşmeler ve antlaşmalar sürecinde Filistin'de gelinen noktanın tarihine ve işgale ışık tutan, kazanımların değerini ve geçirdiği evreleri anlatan bir çerçeveye sahip. Muhyiddin İbni Arabi ve Düşünce Dünyası, Profesör Doktor Cafer Karadaş, Otto. İbni Arabi, tasavvufi, kelami, felsefi kültürü yeni bir terminolojiyle kendi içinde tutarlı bir biçimde sunan önemli bir şahsiyet. Bu eser İbni Arabi ve onun düşünce dünyasına kapı aralamaktadır. Hitler Oyuncağımı Çaldı, Judith Kerr, Tudem Yayın Evi. 30'lu yılların Avrupa'sına ve sivrilmekte olan Hitler Almanyası'na 9 yaşındaki Anna'nın gözünden bakan bu dokunaklı kitap, savaşın soğuk yüzünü okurlarına hissettirmeden savaşı anlatmayı başarabilen nadir eserlerden. Çalılar Diyarı, Altay Öktem, Can Yayınları. Öktem, ilk kez 2010'da kaleme aldığı bu romanda çocukları dayanışma, dostluk, kararlar ve sorumluluk üzerine düşündüren, tek solukta okunacak bir hikaye anlatıyor. Kitaphane yolculuğumuzun bu haftada sonuna geldik. Programla ilgili beğeni ve eleştirilerinizi, okuma serüvenine yer vermemizi istediğiniz kişileri kitaphane@trt.net.tr mail adresi ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bize iletebilirsiniz. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın, kitapla kalın.